Drill falan yapabiliyor muyuz? Keşke yapabilsek ya. Kurt adam olduk. gece olmuş. Çık uyuyalım. Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ben arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supercraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün artık o mühendislikten falan çıkacağız. Onların faydalarını kullanmaya çalışacağız. Ama biliyorsunuz arkadaşlar, bir oraya bir buraya git gel yapıp duruyoruz ya. Bak örümcek, indiririm seni. Artık o tarafa bir tane yatak koyayım diyorum. Orada, çünkü orada da çok takılıyoruz. Madenin olduğu yer, oradan kastım maden. Oğlum odun gidiyor. Bana bir tane versene ya. Reis. Hop, yakaladık, tamam. Agalar, bana şey lazım, biliyorsunuz mu? Ne derler bunun adına? Yatak lazım. O tarafta uyuyacağım. Çünkü bu bölümde görüntü olarak güzel bir şey yapacağız. Neden? Çünkü kaç bölümdür Ultron, Spider-Man falan da olamadık. Hiçbir karakter olamadık. Sadece Project Superwoman'ın Spider-Man'ini olabildik. O da biliyorsunuz yani güçlü değil be o kadar. Ultron varken insan şunu kullanması gelmiyor, anladınız mı? Birazcık da Legend modun ünlüdür şu. Birazcık da Legend modun karakterlerini kullanmak istiyorum. O yüzden bugün arkadaşlar Legend modu tam da hala anlayamadım ama videodan önce bakın tokenime bakmışım. 6700 tokenim var. Bunu bugün harcayacağız. Gerçekten boş bir harcama olacak arkadaşlar, onu baştan söyleyeyim. Çünkü şimdi iki şey gördüm, tamam mı? Şimdi ilk önce Stark Workbench diye bir şey var. Stark'ın çalışma masası. Bunu yapabiliyoruz. Ama inanın şu an bunu yaparsak sadece Stark'ın masasıyla yaptığımızda kalacağız. Titanyumdur, yüksek teknoloji elektriktir, ne bileyim elektroniktir falan, bunları falan yapmak var. O yüzden bugün onun yerine arkadaşlar buradan titanyum kastığımızı düşünüyorum artık. Şu hatta titanyum olması lazım, şunlar falan, aynen. Titanyum seviyelerine gelmişiz zaten, her yerde titanyum bol. Bildiğiniz üzere arkadaşlar neredeyse zaten kurt adam özellikleri, örümcek adam özellikleri sayıldığı için, yani zırhsız da aslında ben bir süper kahraman olduğumu düşünürsem, yani kurt adam. Kendimi örümcek adamı olarak hissetmek istiyorum arkadaşlar. Onun için de bugün kendime bir tane zırh yapacağım. Yani görünüşte bir zırh ama patlar mıyız lan? Yatağın yanında lever çok komik gözüküyor. Neyse. Bugün o yüzden bro. Arkadaşlar ama neden iyiydik ya? Aga bir saniye, işte neyden kaynaklanıyor? Direkt buradan kaynaklanıyor. Burayı durdurabilir miyiz? Durdurabiliriz ama geçicilik. O yüzden arkadaşlar şunları bir buraya koyayım. Oğlum ya, bir kere de var ya, işlerim düzgün gitsin ya. Tam böyle diyorum, başladık ettik falan, başka bir iş çıkıyor. Önce ben bir şunu halledeyim. Bunu büyütmemiz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi limite gelmiş. Ya bunun olacağı belliydi bir gün de. İşte insan her zaman kaderinden kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakınız mi? Şimdi bunu nasıl büyütüyoruz? O zaman onun spoilerını vermeden şunu bir halledeyim. Zaten buraları hızlı geçerim. Şurada zırhımızı giyelim abi. Burada uyuruz zaten bugün. Şimdi Jabba diye geçiyor şimdi. Bu Jabba upgrade'e bakacağız o zaman biz. Fence, odun. Bu kadar. Fence ve odun. Fence'im de evde vardı lan galiba. Fence'i ben eve koydum diye hatırlıyorum. Ondan yapalım abi. Burada yapıp oraya gidelim hemen. Şurada bir yerde olacaktı bir sürü tane fence. Nereye koyduysam artık onları ben nerede... bak buldum, tamam. Odun zaten pek problem değil. Yani eğer kaçırmazsak daha fazla. Ama büyük ihtimalle kaçırdık. Nerede? Yok lan, daha tam yeni boşaltıyor diyecektim. Boşaltmış. Kankam çalışıyorsun inşallah. Bu neden durmuş abi? Allah Allah, bir durgunluk var bunda. Şu itelim biraz. Abi neden işler ters gidiyor ya? Şimdi alacağım, içindeki her şey dökülecek. Her şeyden kal. Bir dakika. Diamond koyduydum oraya, ondan tamir olmam. Diyor ki Repair this with diamonds. Diamondlarla tamir olur diyor ama. Oğlum bu tarafa doğru gitmiyordun sen ya. Kanka öbür tarafa doğru gitsen olmuyor mu? Ne yapıyor şimdi, burayı şey yapıyor değil mi? İyi hadi çabuk hızlan. Şuradaki odunları alabilirim lan aslında. Evet bunları alayım. Ama işin garip yanı, ben bunun bu tarafa doğru gitmesi için ayarlamadığım için bir an önce öbür tarafa dönmesini istiyorum. Ama asla dönmeyecek. Ya çok da bir şey fark eder mi? Yok etmez ya. Nereye giderse gitsin. Şimdi şu barrel'ı ben bir an önce artık arttırmak istiyorum. Şundan bir tane koyuyoruz. Bundan koymamıza gerek var mı bilmiyorum.
Bundan yok sanırım. Bir tane bundan yetiyor. Tabii ki odun yok envanterimizde yani. Ya inşallah yetiyordur yani. Bir gidip deneyelim. Olmazsa demir falan filan diyor ama büyük ihtimalle olur diye düşünüyorum ben. Ay yanlış yere geldik. Şuradan buraya gel, yatalım bir hemen. Oğlum bu oyun sanki bir tek bana mı çok hızlı gece oluyor gibi geliyor. Her dakika gece sanki oyunda. Şak 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 gece abi. Videoya girelim daha 5 dakika olmuş. Ben bu videoya yatmadan mı girdim anlamıyorum ki. Neyse. Şimdi kömür durumumuz yani. Oğlum kömür de çok ha. Neyse onu da hallederiz, sıkıntı yok. Eğer o duruma gelecek olursak. Şimdi şunu şuraya koyduğumuzda. Bro. Verdim ama galiba o sadece bir şeydi. Bundan lazım bize. İşte şimdi Hotfix'ten çılgın Şakir olacağım birazdan arkadaşlar. İki tane bundan ver. Tamam. Şimdi umarım çalışırsın artık. Evet. Şu an iki katına yükseldi. Bir tane daha verebiliyor muyum? Hayır. Bir tane daha veremiyorum. Şimdi buna aynısını yapabiliyor muyum? Bunun için önce şundan yapmam gerekiyor tabi. Hatta onu da şimdilik 8000'e yükselteyim. En azından iki katılık benim bir süre işimi görecek arkadaşlar. O yüzden yapalım yani yapabiliyorken. Yoksa yine paket olacağız. Onları mı düşürdük? Tamam. Ama bunu diyet şuydu tabi. Sonra da şunu koy. Tamam bu da iki katına yükseldi. Bu da iki kat. Onda niye kilit işareti var? Ha, neyse kilit düzeldi. Artık sen çalışabilirsin kanka. Çünkü birazdan burası da şeye gidecek. Ayva yiyeceğiz iyice. Sonsuz döngüye kalacağız. O zaman işte işimiz daha büyük sıkıntı olacak. Şunları bir şöyle yenileyelim. Titanyumlarımız artık hazırdır diye düşünüyorum. Evet. Güzel. Sonunda rahata eriyoruz arkadaşlar. Şunu da yenile. Bunları da bir ara düzenleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi bunu iki katını arttırdık. Yani bu zamana kadar yaptığımız kadar daha hala kafamız rahat olacak. Birazcık rahatta kaldığım için. Şimdi artık hazırsanız örümcek adam zırhını nasıl yapacağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Legacy Workbench ile. Hiçbir işe yaramayacak ama beni güzel hissettirecek, rahat hissettirecek. Sadece titanyum istiyor. Diğer malzemelerimiz var. Sandığımız demin yaptım ama tabii ben onu yoka götürdüm. Çok da bir problem değil. Yaparız tekrar. Hatta kaç, iki tane mi sandık istiyordu? Şöyle yapayım, dört tane versin bana. Artanları yine bende kalsın. Şimdi crafting onu da yaparız. O kolay. Hatta o sırada titanyumları mı sısaydım? Şimdi gel bir titanyum çarpan göze var mı? 13 tane var burada. Şimdi kanks, manks ve de junks. Sen şuradan al bakayım. Bir de bana bir tane iki tane ver şöyle. Biraz da sen ver şöyle. Birazcık da sana verelim şöyle titanyum. Başka titanyum var mı? Oo, titanyumdan bol ne var oğlum bizde? Şunu da şuraya koy. Bunu da buraya koy. Bu kadar titanyum zaten bana yeter diye düşünüyorum artık arkadaşlar bunu craft etmeye. 2 tane buraya gidecek. 6 tane buraya gidecek. 8 tamam. Biz zaten 11 burada pişiriyoruz. 8 tane olsa yetiyor yani. Oh be. Şimdi bir tık rahatladım işte. Şimdi şu envanterimdeki gereksiz şeyleri bir yakayım da. Birazcık envanterim açılsın ya. Fırın yaksak mı ya? Toprağı yak. Bu kadar toprağı ne yapacağım ben? Şimdi gel bakayım şunu. Gel. Burada önemli şeyler de var ha. Bunları bir yere kaydetmemek lazım aslında. Toprak falan buraya atabilirim. Şimdi pişmişsinizdir herhalde birazcık. Vallahi piştiler. Aa, bunu pişirmek de bana şey veriyor ya. Token veriyor. Fark ettiniz mi? Onun modu ya. 11 tane var elimde. Hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Plate'i yaptık. Plate bir taneydi değil mi? Evet. Ingot, odun. Her şeyden tam böyle ucucuna değil fazlasıyla var. Ve gördüğünüz gibi Legacy Workbench'imi yaptım. Bunu böyle koyup alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Şöyle şey, neyle? Direkt take you bu arada. Hani öyle bir olay yok. Şimdi zırhımı çıkartacağım arkadaşlar. Zırhımı da şimdilik buraya koyacağım. Ultron zırhımı. Çünkü neden olmasın? Ve hazırsanız o an başlıyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Aziz Gaming'im. Ama artık gel bakayım. Şimdi arkadaşlar burada örümcek adam olabiliyoruz. Ne bileyim başka ne olabiliyoruz? Flashlardan olabiliyoruz şu şekil.
Stark olabiliyoruz, vampir olabiliyoruz ve örümcek adam olabiliyoruz. Sadece görünüş ve bizden 1000 token istiyor her bir parça için. Ve 4 parça harcayacağız ve 4000 lira vereceğiz. O yüzden olacağımız örümcek adamı düzgün seçmemiz lazım. Bence bu kötü. Bu da kötü. En güzeli V4 gibi geliyor arkadaşlar bana görünüş olarak. Şöyle bakın. Bence yeterince güzel. Hiçbir özelliğimiz olmayacak. Şuradan da V4'ü seçeyim. Bakın şöyle setimiz tam olarak şu şekilde gözükecek üstümüzde. O zaman hazırsanız harcıyorum arkadaşlar. Bu deyip buradan alıyorum. 6700 puanımız var ve 1000 token harcayacağız şimdi. Ve kaskımı geldi gördüğünüz gibi. Chestplate geldi şöyle. Çok gerici. Pantolonumuzu alalım. Pantolon geldi. Ve ayakkabı da geldi. Bunlar büyük ihtimalle bize zırh barı da sağlıyor. Evet. Hatta bayağı hani zırh olarak güç veriyor bize ama şu an gördüğünüz gibi hiçbir özelliğimiz yok. Zaten normalde de yok. Ama şu an aslında kurt adam özelliklerini kullandığımız için kendimi kurt adam hissedebilirim. Bak bak. Abi çok güzel ya. En azından hissiyat olarak örümcek adamım şu an arkadaşlar. Ve oldukça da güzel bir kostüm. Ben beğendim. Şöyle bir thumbnail'lık. Baksana abi. Bu Legend modun sevdiğim olayı çok HD abi karakterleri. Bak gözünün dibine girdim ve çizgiler, pikseller yok abi. Süper ya. Baksana şöyle tırmanırken kendini çok iyi hissediyorsun ya. Ben diyorum ki şu an örümcek adamım yani ama değilim arkadaşlar. Çünkü neden? Üzerimde web shooter olmasına rağmen A atamıyorum. Hani zırhın bana verdiği bir özellik yok yani. Bakın takamıyorum bile direkt. Hiçbir şekilde A atamıyorum çünkü bizi arkadaşlar örümceğin ısırması lazım. Ciddi ciddi bir tane radyoaktif örümcek olacak ve bizi ısıracak. Şu anlık kurt adamın güçleriyle devam ediyorum ama sanırsam radyoaktif örümcek ısırsa bile kurt adamın özellikleri olduğu için işe yaramayabilir. O yüzden onu da tam araştırmadım. Ama en azından kurt adamın özellikleri de örümcek adama yakın olduğu için bir tek ağ atamıyoruz. O da olsa güzel olurdu yani ama olsun şimdilik. Bu tarz kendimi iyi hissetmek olarak iyi oluyorum arkadaşlar ben doyumlu. Yani sizce de böyle bir iyi olmadı mı? Hani zırh değerine de bu arada bakacağım yani. Kuleye falan bu şekilde gireyim hatta. Hani kurt adam güçleri örümcek adam zırhı ile gündüz bir şekilde kuleye girersem ne olur mesela? Ne kadar güçlüyüz mesela çok merak ediyorum. Şöyle. Bayağı güçlüyüz bu arada arkadaşlar. Baksana. Zırh çok güçlü ama bu zırhlar arkadaşlar. Kırılabilir zırhlar. O yüzden aslında çok da güçlü sayılmayız. 4000 verip bakalım bir kuleden kaç alabileceğiz bu zırhla. Yani en azından zırh parasını çıkartıyor. Onu çıkartıyor ama yani çıkartana kadar da kırılıyor. Skill level bilmem ne diyor. Şu olayı da bilen varsa yorumlarda yazsın. Birlikte aydınlanalım arkadaşlar. Yani ne demek o skill level? Hani skill leveli arttı gibi bir şey dedi ama tam olarak ne artıyor, nasıl artıyor hiç fikrim yok yani. Hoppa. Baksana 84 kastık. Aha golem. Oğlum ben daha senin yanına gelmedim. Niye alınıyorsun hemen? Gel. Yani zırh bize zaten bir güç katmıyor. Savunma katıyor. Ama yani oldukça güçlü. Denemeyeyim şimdi hiç golemle bir kapışmaya ama. Bak vuramıyor bu arada. Evet zırh bayağı güçlendiriyormuş. Şaşırttı. Şaşırtıcı derecede iyi bu arada. Aynen zırhla kesinlikle ama kesinlikle hasar yemiyorum. Ama büyük ihtimalle köpek gibi kırılıyordur şu an. Evet gördüğünüz gibi köpek gibi kırılıyor. Şunları at, şunu at. Başka ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Evet güzel. Bence zırh gerçekten güçlü. Hani Ultron kadar güçlü bu arada. Sadece Ultron kadar güçlü değil. Yani defans olarak güçlü ama ne derler ona? Şey işte güç olarak güçlü değil. Hasar vuramıyoruz. Ama yani defans olarak da insan bu şekilde güçlenmesi mutlu ediyor yani. Ölmemek de güzel bir hismiş. Yani baya baya ölmüyoruz. Sadece köpek gibi hasar yedik. Yani kaç para harcadık? 4000 token harcadık ve büyük ihtimalle şu an sadece 250 veya 300'ünü geri aldık bir kuleden. Ve hani büyük ihtimalle zırhı tamir etmek falan yani bir daha baştan yapmak zırh bize. Kaç tane şeye patlayacak. Kuleye patlayacak ve bu zırh o kadar kule dayanacağını ben düşünmüyorum. Hani
O yönden dolayı bir tık üzücü ama fena değil arkadaşlar en azından. Zırhın verdiği kostüm özellikleri çok iyi, ben çok beğendim. Ve şu oklar giderse thumbnail çekeceğim çünkü videodan sonra. Neyse o çok önemli değil, çıkır yapınca düzelir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu bölümde bu şekilde olsun. Artık kazma seviyemiz 33. seviyelere kadar inmişiz. Değerli madenleri buluruz veya bulmuşuzdur diye düşünüyorum. Ve işimize yarayacak şeylerin çoğu da bu katmanlardadır. Drill falan yapabiliyor muyuz? Keşke yapabilsek ya. Kurt adam olduk. gece olmuş. Çık bir uyuyalım arkadaşlar. Legend modda olduğum için. Süper ya. Örümcek adam zırhımız sadece görüntüde olduğu için. Şeyde olduk yani, kurt adamla olduk. Neyse. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde spoiler vereyim çıtırdan. Stark'ın çalışma masasını yapma fikrim var ama dediğim gibi onu hemen yapamam çünkü token kasmamız lazım. 3000 tokenim kaldı ve hani kaç harcadık? 4000 harcadık. Gerçekten bayağı kötü durumdayız şu an. Oğlum çok zıplamıyor muydu bu? Ha, yok bu çok zıplamıyor. Sadece tırmanma veriyor. Neyse. O zaman arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla Supercraft gelmesi istiyorsanız ve daha hızlı şekilde gelmesi istiyorsanız yapmanız gereken tek şey like atıp yorumlarda teşvik edici şeylerde bulunmak. Ayrıca paylaşırsanız da tabii desteklemiş olursunuz beni. Arkadaşlar bir sonraki video kadar kendinize bakın. Hoşçakalın ve bye bye.